Putin ne yapıyor peki? Ee, az önce kısaca söz ettim. Bir kahraman anne projesi var Rusya'da. İlk kez Stalin'in tasarladığı bir proje bu efendim geçmişte. Rusya Devlet Başkanı Putin ülke nüfusundaki azalışın önüne geçmek için 10 ve üzeri çocuk sahibi annelere kahraman anne ünvanı verilmesini öngören bir kararname yayınladı. Pazartesi günü Rusya'nın resmi gazetesinde yayınlandı kararname. Rusya Federasyonu vatandaşı 10 ve üzeri sayıda çocuk doğuran ve yetiştiren annelere kahraman anne ünvanı verilecek. Ama sadece ünvan verilmiyor. 1 milyon ruble de toplu ödeme yapılacak. Yaklaşık 293 bin lira gibi. Onlarca yıldır neredeyse düşüş yaşıyor Rusya nüfusu. 2022'nin başlarında yaklaşık 400 bin kişilik bir düşüş görüldü. 145.1 milyona gerilemiş vaziyette. Kahraman Anne madalyası ilk kez Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 44 yılında 2. Dünya Savaşı'ndaki büyük nüfus kaybının ardından doğum oranlarını artırmak için yürürlüğe girmişti. Hakan Bey. Evet. Şimdi Bu nüfus meselesi Rusya için önemli bir hale gelmiş göründüğü ama kadarıyla. Ama kökü şu. Şimdi Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağılırken Rusya'dan çok ciddi bir nüfus ayrıldı. Yani o e, Ruslar için sonradan önemi ortaya çıkan bir konu oldu. Gerçi onlar şöyle düşünüyorlardı. Yani kişi başına düşen gelir açısından bize çok zarar vermeyecek diyorlardı. Hı hı. Ya şöyle düşünün. Şimdi Ukraynadan bir nüfus gidiyor, beyaz Rusya'da bir nüfus gidiyor. Bunlar ayrı devletler oldular. Tam her ne kadar Beyaz Rusya bayağı Rusya'ya yakın ama Türkiye Cumhuriyetler'den dünya kadar nüfus ayrıldı ya. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, bütün Kafkas Yarımadası, Gürcistan, efendim Ermenistan hepsi bunların Rus toprağıydı. Evet. Yani 30 yıl öncesine kadar Rusya dediğinizde bu bölgelerin hepsi Rusya'ydı bu saydıklarımı. Yani o zamanki evet. büyük atlaslarda haritalarda Rusya sınırlarında bu saydığım bu saydıklarımın hepsi yeşil Rus toprağıydı. Şimdi Rusya bunun sıkıntısını süreç içinde sıkıntı değil de e, nüfus problemini yaşamaya başladı e, ve özellikle Ukrayna'da ve e, beyaz Rusya'nın olduğu alanlarda bir de Kafkasya'da yoğun nüfus ayrıldı Rusya'dan. Bir de Türk cumhuriyetleri katın. Dolayısıyla bunu çıkarmaları normaldi. Bir de e, doğum hızı da oldukça gerilemiş görünüyor yani e, Rusya işte o Sovyetler Birliği parçalandıktan ekonomiyle sonra bağlantılı. var olan ulusunda da ciddi gerileme yaşıyor. E, çünkü ekonomiyle bağlantılı. Şimdi siz e, daha refah bir ortamda bilmem 3 çocuk, 5 çocuk daha kolay yapılıyor. Kültürel eğilim hariç. Yani, yani bu, bazı bu kültürler o, var. 5 çocukta... çocuk, 6 çocuk alışkanlığı bile var. Ama normalde ekonomik sebeplerle insanlar 1 çocuk, 2 çocukla e, yetiniyorlar. Yani 10 çocuk da e, biraz şey yani... Kendisi. O Stalin döneminde ne kadar de yanlış hatırlamıyorsam Stalin'in de uyguladığı alma. bir şey bu. Başak Hanım doğru, evet. bilmiyorum, doğru mu doğru mı? Doğru doğru söylüyorsunuz. Şu an bütün... 44'te işte. Bu yönde politika izliyor. Duyamadım. Şu an bütün dünya devletleri böyle bir politika izliyor. Yani Hakan Bey sadece Rusya'yı lokal bu konuda mercek altına aldı da ben Putin'in söyleminin altyapısına ne yattığını hissedebiliyorum. Dünyada genelde nüfusta büyük gerilemeler var. Yani Ve bu konuda yaşanan sıkıntı da sadece Rusya'nın sorunu değil. Bakın Avrupa'da birkaç devlette çocuklara devlet yardımı arttıkça daha da artan yardımlar söz konusu. Şimdi şu cümle bize aslında aşina olduğumuz bir cümle. Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız en az üç çocuk diye bir söylemi vardı. O boşa söylenmiş bir söz değildi. Kıyameti kopardı bir takım kesimler. Böyle on çocuk falan diye çıksak demek ki ortalığı aynı söylemle ülkede gündem değişecek. Yani niye söyledi Cumhurbaşkanımız bunu? Çünkü biz Cumhuriyet'ten ilk defa nüfusta eksi yazdık. Bir azalma var ve bunu zaten sokakta çok rahat görebiliyorsunuz. İşte bizim eski kuşaklara baktığınız takdirde başlangıç rakam 2-3 ve devam ediyor. 4 çocuk, 5 çocuk, 6 çocuk. Şu an ben etrafa bakıyorum yeni nesile. Ciddi bir kısırlık söz konusu. Tedavi olan ciddi bir nüfus var. Ve böyle 3 falan duymanız yani çok zor artık. E tabi orada yani nüfus deyince bir ülke için evet belki bir sayı hani, ama bir insan hayatı da söz konusu yani hayata dünyaya gelen bir insan. Tabi biraz önce ekonomi vurgusu yaptı ya yani siz çocuğu büyüteceksiniz gelecek sağlayacaksınız vesaire Hayır, öyle insanların. Evet. Hayır çocuk işte sakın ha tek çocuk ya hadis var koyun kuzuladığında dere kenarında otunu bitiririz diyor. Hı hı. Yani herkes rızgıyla gelir burada bir devlet stratejisi olmalı bu konuda. Onu öngörerek Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan en az üç çocuk dedi. Niye? Çünkü 20 sene sonrası devletler böyle olur. Böyle hesap yapar. 30 sene, 20 sene sonra Avrupa'yı eleştiriyoruz ya ihtiyarlar ülkesi diye. Aynı tablo bizi bekliyor. E, Avrupa'da da şimdi o ihtiyarlığı yaşadıkları için herkes diyor ki bütün devletler ikinci çocuğu yapana şu kadar yardım. Üçüncü yapana daha da artarak bu i̇şte kadar yardım. Biraz gelişmişliğin gibi. göstergesi ama. Ha, bir takım tedbir bir, bir alıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Buyurun yani, Sayın Pekin. Bu dünya... Bu dünya kaç milyar insanı kaldırabilir? Yani Bazıları e, bunu söylerken, devletler, devletler bu yani, planı e, yaparken başka güçler de işte dünya nüfusu azalsın e, onun peşinde. E, 4 milyar, 5 milyar yani o zaman nüfusu daha sonra da 20 sene, 30 sene sonra veya 50 sene sonra nüfusu azaltmak için nükleer e, silah mı kullanacağız? Ya da virüs. Hayır zaten komutanım o konuda bir yani takım teoriler var. Bile. Yani bu biyolojik savaşlar yani çok enteresan bir şey. Yani kısımlaştırma, çünkü... kısırlaştırma yani az önce Latif'in ifade ettiği 1 milyar onlar e, hamas silahlar değil. Gerçekten konuşuluyor bunlar. Evet doğru. Yani mason takımı dediğimiz yapı incelediğiniz takdirde ilk yıkama beyni böyle başlıyor. Gezegen belli bir nüfusa hitap etmeli. Şu an üretmeyen, fazlalık yaşayan, sürekli kirleten fazlalık bir insan kitlesi var. Bunlar savaşlarla, bunlar biyolojik savaşlarla Bunlar bir takım operasyonlarla azaltılmalı, sistemin dışına atılmalı. Daha refah, daha yaşanır bir dünya hazırlanmalı. Bu söylemler hep konuşuluyor. Ve ona yönelik de işte bir takım olaylar görüyoruz biz. Gerçekten evet. bu hani kısırlaşma... Yani o zaman sadece... Hitler'in kampları gibi kamplar mı kuracağız? Ee, İsmail Bey niye kamp kurulsun ki? Yani aslında bana kalırsa dünya e, 8 milyar değil. Yani ben o konuda size katılmıyorum. 8 milyar değil 28 milyar nüfusu bile e, geçindirecek e, topraklara kapasiteye sahip. Şu anda yeryüzündeki... Ya, yani su Ta... yok efendim e, Latif Bey su yok bir defa. Şimdi e, Yani e, paylaşılmış. Tabi. Yani ama, ama artık teknoloji dünya kadar insan var. teknoloji o kadar gelişti ki biliyorsunuz şu anda deniz suyunu arıtıp içilecek su haline. Getirebiliyor teknoloji. Yani şimdi ben, çok özür dilerim burada benim bir şey söylemem lazım. Yani siz dünyaya ne kadar sahip çıkarsanız dünyada size o kadar sahip çıkar. Aslında bakarsanız insan olup <laughs> bir milyarken dünyayı ve doğayı hiçe sayıyorsa o da zarar. Hayır, 8 söylüyorum. milyarken dünyayı hiçe sayıyorsa yani. Ama, o da zarar. Yani hayır, bir kere insanın evet. bilinciyle de ilgili bu çok Başak Hanım, hani. Şunu söylüyorum. Şimdi tabii ki e, İsmail Bey. Bir de çok bu kaynaklar niyetle, ne kadar o, eşit dağılıyor. Bak. Yani tamam 28 milyar evet. besleriz. 8 milyarın durumuna bakalım ya, bu kaynaklar ne şey kadar eşit olsun, dağılıyor. Bakın ben böyle bir şey olsun demiyorum. Ee, Sayın Paşam bunu çok iyi niyetle, samimi bir niyetle söylüyor ama demin evet. benim o Rockefeller ailesinin e, yakınlarından birinin e, dünya nüfusuyla ilgili e, evet. söylediğini e, duydunuz mu bilmiyorum. Kaçtım o arada. Adam diyor ki dünya nüfusu Yo, diyor. Duydum. Ee, kaliteli bir yaşam için diyor 2 milyar 1 milyar olmalı diyor. 1 milyar dünya nüfusu olmalı. Hadi diyor bilemediniz belki diyor 2 milyar sonra 1 milyara düşürmek üzere. Şimdi hocam şu anda dünyanın 8 milyar nüfusu var. Ama öbür taraftan da şöyle bir gerçek var ki bu dünyadaki gayri safi milli hasılanın toplamını dünya nüfusunun yüzde birlik ballı kesimi yiyor. Yüzde doksan küsürünü ve geri kalan insanlar Afrikalılarda dahil olmak üzere dünyadaki bütün nimetlerin yüzde ikisiyle üçüyle e, geçirmeye çalışmak zorunda kalıyor. Eğer adil bir dünya oluşturursanız Allah'ın verdiği nimetleri herkese hakça bölüştürebildiğiniz bir dünya bu dünya çok insana yeter. Mesela Türkiye'de bile tarımsal alanların onda biri ancak ekilebiliyor. Bütün dünyada bu böyle. Eee tarım yapılabilecek, hayvancılık yapılabilecek, üretim yapılabilecek alanların çok çok minimalize bir bölümü ekilip biçilebiliyor. Ama ne yazık ki son çeyrek yüzyıl içinde insanlar tam anlamıyla bir tüketim canavarına dönüştürüldükleri için ve dijital tüketime zorlandıkları için de artık kimsenin buğday yetiştirmek, mısır yetiştirmek, koyun kuzu yetiştirmek gibi bir derdi kalmamış. Cep telefonlarında sanal çiftliklerde kuzu yetiştiriyor çocuklar. Şimdi zaruri oraya doğru bir İşler biraz sarpasardı evet Ama kasaldık. işte artık düşünün bu dünyaya yön veren zihniyetlerden biri dünyanın nüfusu 1 milyar olmalı diyor. Sonra da çıkıyoruz. Diyoruz Aa. ki ya bu aşıydı, şuydu, buydu ilaçlarla. Ama çok özür dilerim. Zaten bunun öncesinde şu olmadı mı? Dünya nüfusuna işte bu üretilen ürünler, gıdalar yetmiyor. O zaman haydi GDO'luları daha çok ürün alınabilecekleri devreye sokalım demediler mi? mi? Yıllardır tartışmıyoruz, e dediler tartışmıyoruz. Dediler işte o GDO'lu ürünlerin insan üzerinde i̇şte nasıl bir kısırlaştırma mı <laughs> yapıyor, kanser mi yani yapıyor? Yani onun işte çok nasıl ayrıntılı bilinmiyor henüz oluyor? ya da söylenmiyor. Ve bir de bir tezat var. Şimdi gelişme kentleşmeyle mütenasip ya, oluyor ya. Türkiye'de ben mesleğe başladığım yıllarda yüzde 52-53 kırsal alanda yaşardı. Köyde yaşardı ya. Baya. Evet. Şu anda köyde yaşayanların oranı yüzde 8-8-8 olacak iş değil. Yani şu son 30-35 yani Şimdi onları aldınız, hizmet sektörüne koydunuz Hakan Bey. Evet. Yani o köyde yaşayan insanları aldık, hizmet sektörüne koyduk. Hiçbir şey de öğretmiyorlar yani gerçekten. Sadece hizmet üretiyorlar. İşte onu diyorum yani bu mesela tarım meselesini çözmenin evet. de yolu buradan geçiyor. Bir de yani öyle köyler var ki mesela 300 hane ne bileyim 250 haneli köy kalmış 25 hane, 20 hane. Ama bu güzel bir hane. moda. Ben işte az önce onu vurguladım. Tekrar geriye dönüş olacak diye. Bakın o açmaza i̇şte girdi. teşvik etmek lazım heh, diyorum yani. Şimdi tekrar eskiye dönüş, köylere dönüş. Tekrar tarım mesela benim yakın çevrem soruyor gelecekte hangi meslek favori gıdaya girin diyorum çünkü hmm. gıda gerçekten o Hanım'ın ifade ettiği gibi bir takım GDO'lu bir takım hibrit yöntemlerle tekelleşme yaşandı evet. şu an herkesin şikayetçi olduğu bir konu önümüzdeki süreçte gıda konusu üreten gıda konusu üreten ee, en revaç, en gözde meslek olacak. İşte tezat dememin sebebi de gelişmek kentleşmeyle oluyor ama o da tarım problemini getiriyor. İşte şimdi tekrar yani ben gelişmekte hani... olan bir ülke kentleşiyor doğal olarak. Ama işte onun da bu tarım problemi var. Ancak onu hocam e, iyi bir planlama yapıp devlet politikası olmak Bakın bu, iyi hocam. bir planlama yapıp e, yeniden köye dönüş dönüş projesi çerçevesinde insanlara beşer dönüm, onar dönüm devlet bedava Hı. arazi üretip dağıtırsa ve e, üzerine de oturabileceği ev yapma konusunda bir teşvik uygularsa ancak o zaman insanlar dönebilir. Zaten hocam. hatırlarsan Hı. miras yoluyla bölünme o büyük bir e, tehditti. Hı. Bu iktidarın yaptığı bana göre en önemli hamlelerden biri oldu. E, belli bir metrajın üzerinde bölünmeyi kaldırdı. Tarım alanları yok olmasın diye. Dolayısıyla dediğim gibi bir tarım politikası artı ilil il, bölge bölge neyin ekileceği, neyin e, devlet e, kontrolünde yetişeceğine yönelik bir politika üretirsek ve buna yönelik bir takım teşvikleri sunarsak bence önümüzdeki süreçte insanlar tekrar köye dönüş veya işte tarıma yönelme gibi bir e, duruma meyledebilir ki ben onu bekliyorum yani devletin aldığı tedbirlerle de bunun bir akım bir moda halinde tekrar hayata geçirileceği yönünde de. Çünkü bir akım olarak geldi, şehirleştik, herkes bıraktı, kaçtı. Nasıl olacak peki hocam? Tabii o da çok büyük sorunlar getirecek şimdi. Çok Pekin komutanım dedi ki, köylüler işte köyden kente göç edenler geldiler, üretmeyi bırakıp hizmet sektöründe yer aldılar. Evet. Ee, yani fabrikalarda şurada burada çalışmaya başladılar. Doğru. Şimdi bu kadar insana yeniden köy yolunu gösterirseniz bu sefer üretim mekanizmalarını nasıl işleteceksiniz neyle? Hayır, ha bir taraftan işte da robotlaşma. Gibi teşvikler verilecek. Verilecek. O bir dengeyle Bir taraftan da. da yani üretimde de robotlaşma oranı Ve gittikçe artıyor. Örneğin son dönemde şehirlerde yaşananları, yaşanan zorlukları ele alalım. Yani kira, maaşınızı kiraya veriyorsanız bir noktadan sonra size bir çözüm önerildiğinde belki ona daha sıcak bakarsınız. Tabii. Köye dönmek Bir de gider. şimdi e, Pekin Paşa'm da e, destekleyecektir. Mesela biz ilk kıtaya çıktığımızda işte şark kurası çekiyorduk gerçekten mahrumiyetti. Yani bir İstanbul'la bir İzmir'le bir ağrının farkı çoktu. Hı. Bir anda işte e, affedersiniz yolda yürüyen hayvanlar işte 3-5 bakkalla koca ili tanımlıyordunuz. Şimdi öyle değil ki. Şimdi İstanbul'da ne varsa onun <laughs> hani mahrumiyet yerlerinin yerlerinde aynısı var. Evet, evet. Dolayısıyla insanlara bir mahrumiyet edebiyatı kalmadı. Ben geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a gittim. Hiç yok. Ee, şey, ne yok? Sayın e, ba, e, e, iş yok. Yani şimdi oradaki insan özeniyor, şehre gidiyor. E, çobanlık yaptıracaksınız, çoban bulamıyorsunuz. E, hayvancılık yaptıracaksınız, hayvana bakacak insan bulamıyorsunuz. Bu sefer dışarıdan göçte gelen Afganları kullanıyorsunuz. Yani e, insanlar e, o kısal kesimde ya da Ağrı'da diğer bölgelerde yapılacak işler sınırlı. Daha böyle temiz oturduğu yerden para kazanacak, şey i̇şte, eğlenceye gidecek, başka bir yere gidecek, ee, bu tip yerler arıyorlar. Yani dolayısıyla e, Türkiye Türkiye'nin bana göre ana sorunu e, şehirleşmenin Türkiye çapında yaygınlaştır, yaygınlaştırılamaması. Yani keşke biz de mesela Almanya'da olduğu gibi e, hmm. 4 milyon, 2 milyon, 3 milyonu geçmeyen şehirler yapabilseydik. Yani Berlin mesela çok böyle Rusya şey gibi değil, İstanbul gibi değil, 20 milyon nüfuslu bir yer değil. Yani keşke bunu yapabilseydik, belki o zaman çok daha iyi olabilirdi. Bundan Peki. sonra belki e, İstanbul'a yüklenme yerine, e, diğer yerlerdeki şey bazı üretim imkanlarını oralara aktardığımız zaman... Yani ülkenin ister geneline o, yaymak bazı şeyleri... Ama geç kalmış değiliz evet, hem komutanım. Sektörü, hem izme sektörü hem de... Bir milyon Efendim? nasıl bu hale geldi onu da bilmiyorum. Geç kalmış değiliz o yönde. Yani hala fırsat var o bahsettiğimiz konu için. Ama dünyada yani, da e, çok İstanbul garip için gelişmeler, gelişmeler oluyor. İstanbul için. İstanbul tamam orası artık e, kontrolden çıktı bana göre de. İstanbul Şimdi ı, dünyada da çok garip gelişmeler oluyor. Ee, şöyle ki Hollanda'da mesela 2030 yılına kadar e, Hollanda'daki büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinin %70'inin, %80'inin kapatılması öngörülüyor. Biliyorsunuz iki Çiftçiler gün önce protestoda. bir protesto vardı. gübrele polislere çok komikti. Odunla dolu, evet. Yani. Polislere gübre sıkıyorlardı. Yani Onlar dünya da aslında e, bütünüyle bakacak olursak büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Hani Herkes diyoruz ya hep deniyor ya kartlar yeniden ...dağıtılıyor. Bakalım... Vallahi, ...ne Hollanda olacak Allah yani. Hem bölgesel olarak... ...birçok şeyi bunu konuşuyoruz. Bunu niye söyledim? Kadar, yarım, yarım kalmasın ticaretle dünyayı kazandılar. Ee, Hakan senedir. Bey, bunu şunun için söyledim. Hani bu söylediğim yarım kalmasın. Hollanda evet. örneğini şunun için verdim. Ee, Bill Gates ve ekibi... ...yapay et... ...üretme üzerinde çalışıyorlar. Evet. Uzunca bir süredir. Evet. sentetik et. En büyük tehdit Yapay o. et. Yani şimdi... Hollanda 15-16 milyon nüfusu olan Konya kadar yüz ölçümü olan. Bu arada son evet. 3 dakikamız. Yani evet. sen niye hayvan şeyini neymiş karbon salınımını azaltmak için bırak kardeşim içindeki Şimdi... domuz çiftliklerini kapat o zaman onların kapatılması. Yani birçok bir bir, tartışma var tabii. Işte. Hollanda'da işte, büyük bir harekete tüccar, veya Almanya'da Hollanda'dan çok daha büyük domuz çiftlikleri var eğer. Karbon ise mesela onları azalt yani veya bir topyekun bir şey. Niye Hollanda'da ve niye böyle bir şey? İşte bunların hepsini anlamaya çalışıyoruz. Yani, i̇şte bir yandan Çin'i konuşuyoruz. Ne olacak e, Pasifik'te savaş evet, evet. mı çıkacak? E, Tayvan bir ara ısındı. Şimdi işte bölgeyi değerlendiriyoruz. Türkiye'nin etrafında olup bitecekleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla galiba... Son başlıkta Türkiye için bir... önemli. Yani sezeryen doğum süreci. acilen öne alınmalı artı gıdaya dikkat ederek de... Ne öne alınmalı dedin? Sezeryen doğum. Yani karşıda oyunu kuran kısırlaştırıyor. Orada bir seken kitleyi de bu sezeryen doğumla önünü kesiyor. Ki adı üstünde normal doğum. Yani normal olan bizim eski atalarımızdan veya bütün dünyada şu an yani bunlar evet. çok e, hani tartışılacak başlıklar. Kimi sizin gibi düşünebilir, kimi yok canım artık. Yani ben böyle tercih ediyorum diyebilir. İngiltere kendi hayatıyla ilgili. Hayır İngiltere e, normal hastaneye getirmeyi bile kesti. 112 gibi özel timler kuruldu. Doğum var diyorsunuz eve es kurulsun konuşulacak eve çok boyut var. Çok enteresan Dediniz gelişmeler söz konusu. E, konu hepsini bu. değerlendirmek lazım. E, yorumlamak lazım ama bizim vaktimiz ancak bu kadar <laughs> yetti bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Coşkun bu, Hakan Bayrakçı, Latif Şimşek, İsmail Hakkı, Pekin Sağlınız efendim. Bu akşamınızı bize ayırdınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlediniz. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.